Hazreti Veysel Karani. Onun hakkında kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Ben Rahman'ın kokusunu Yemen taraflarından alıyorum." Ve yine dediler ki: "Tabiinin en hayırlısı Üveys denilen bir adamdır. Onun bir annesi vardır. Vücudunda bir beyazlık meydana gelmiştir annesinin. Binaenaleyh ona emrediniz ki, emrediniz de sizin için istiğfar ediversin." Bu hadis-i şeriflerdir ki Hazreti Veysel Karani'ye gönüllerin muhabbet ipini uzatıyor. Gönüller bir tatlı muhabbetle onu yumak yumak sarıyor. Ve işte bugüne kadar onun hakkında yazılıp çizilenler hep bu kaynaktan fışkırıyor. Peki o kim? O nasıl biri? Onu ne kadar tanıyoruz? Nerede ve nasıl yaşadı? Nasıl bir aşk eriydi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bile onun kokusunu alabildi? Bütün bunlara cevap bulmak kolay değil. Biz de aşk yoluna düşeceğiz bugün. Erenler kafilesinin ardınca gideceğiz ki onun hakikatine erebilelim. Haydi hep beraber. İlk önce varacağımız diyar Yemen'dir. Yemen illerinde Veysel Karani'yi arayalım. Kapatın gözlerinizi. Çalışan kardeşlerim, tamamıyla versin gönüllerini. Tamamen onu yaşayarak, hayal ederek dinleyin. Yemen, çok eski tarihlerin çeşitli hadiselerine sahne olmuş peygamberler ve veliler diyarı. Masallar, hikayeler, bütün bu efsanelerin ülkesidir Yemen. Veysel Karani Hazretleri'nin aşk-ı ilahi ve aşk-ı Muhammedi ile ciğerler dağladığı beldedir Yemen. Ve onun içinde de Yemen hudutları içinde bir köy, Karen Köyü. Üveyse istigrak sediri vazifesi gören Karen Köyü. Bu vadide sıra dağların eteğine dizilmiş nice köyler daha var. Dağların dumanlı başında koca koca kartallar kanat çırparak Karen Köyü'ne bir başka mana veriyor aslında. Karen Köyü, selvi ve hurma ağaçlarının yeşilliği içinde, etekleri çemen diyarı gibi yemyeşil, burcu burcu kokan çiçekler ve insanı mest eden o kekik otları. Selvi dallarında nazlı haber kuşlarının o yanık türküleri dalgalanıyor Karen'de. Ve Karen Köyü'nde Muratoğulları kabilesinin bir kısmı yaşıyor. Öbür köylerde de kabilenin diğer bölümü hayatlarını sürdürüyordu. Fakir bir köydü Karen. Çamur kerpiçten yapılmış tek katlı evlerden meydana geliyordu köyün hepsi. Bazılarının evleri de kerpiçten değil, daha da fakirdi de kamış çubuklarla örülmüştü. Ve kıvrım kıvrım uzayan sokağın sonunda küçük bir ev daha vardı. Bu ev köydeki evlerin en küçüğüydü, en fakiriydi. Evin önünde ihtiyar bir selvi ağacı, 2-3 de hurma göze çarpıyordu. Ve bir adam sırtını ihtiyar ağaca dayamış düşünüyor, kim bilir derdi neydi. Yüzünde ızdırap çizgileri benekleşmiş, gözlerini köyün yakınından geçen yola dikmiş bakıyor, derken bir kadın sesi duyuldu: "Ey amir, çorban hazır, içeri gel." Amir kafasını çevirip sesleniyor: "Geliyorum, acele etme. Gün batmak üzere." Birazdan gecenin karanlığı Karen köyünün üstüne bir çarşaf gibi çöküverecek. Ruha kasvet veren o kara geceleri amir hiç sevmezdi. Fakat insana her arzu ettiği verilmiyordu ki şu dünyada. Amirin ciğerinin zarına işleyen dert fakirlikti. Bir aile babası için en büyük sıkıntı fakirlikti. Üstelik şimdi yeni bir yük daha biniyordu omuzlarına.
hanımının doğumu yakındı ve bu sebeple dalıp dalıp giderdi uzaklara. O günlerde kara bir devir yaşanıyor. Kimsede acıma duygusu yok. Merhamet, insaf, insanlık yok. Allah elçilerinin mübarek isimleri unutulmuş, peygamberlerin açtığı hidayet ve saadet yolu terk edilmiş, dünyanın her yerinde putların saltanatı vardı. Bütün dünya manevi sarsıntı geçiriyordu. Kumar, fuhuş, içki, kan, adeta insanlar su yerine birbirlerinin kanını içiyordu. Cinayetler, baskınlar, zulümler bir tufan halini almıştı. İşte bu yaman tufan Karen köyünü de sarmıştı. Ne var ki bu tufandan kurtaracak daha henüz bir Nuh yoktu sevgili kardeşlerim. İnsan hayatı mantarlaşmış kayalara benziyordu. Gönüllerde bir zerre nur, bir damla inayet suyu, bir katrecik irfan yoktu. Güzele, iyiye, gerçeğe, doğruya, tevhide ait yoklar devri yaşanıyordu. Diller şeytan eliyle düğümlenmiş, dudaklardan bir an Allah ismi duyulmuyordu. Putların o kara ismi dillere destandı. Rikkat, merhamet, acıma, şefkat diye, muhabbet diye bir mefhum bilinmiyordu. O kalpler ki yalçın kayalar gibi katıydı. Vicdanları hasisti. Tabii ki böyle gecenin sabahından da hayır ümit edilmezdi zaten. Olmuyordu da. Dedim ya, dünyadan hidayet güneşi çekilmişti sanki. Ve işte şimdi de göklerin aydın ışığı olan güneş ufuklardan göz kırpıyor. Aktepeli dağlar ardından kaçmaya başlamıştı bile. Karen köyü üzerine gecenin karanlığı perde perde iniyordu. Amir, güneşin battığı noktaya dikmişti gözlerini. İçinden bir şeylerin koptuğunu hissetti. Ey güneş, imkanım olsa da seninle ben de batsam, sabah yine seninle doğsam diyordu Amir. Hala eve gelmemişti. Hanımı üzülmüştü çünkü ocağın başından kalkıp onu defalarca çağırmıştı çorban hazır diye. Tekrar seslendi, ey Amir, kaderin ipleri senin elinde değil ki o kadar çok düşünüyorsun. Haydi içeri gir de çorbanı iç dedi. Artık dışarıda duracak zaman değildi. Kadının ardı sıra o da evine yürüyor. Ocakta çalı çırpının ışığı böyle göz kırpıyordu. Varıp bir köşeye oturdu. Sonra topraktan yapılma bir çanak içerisinde çorbası geldi. Çorbayı başına kaldırıp öylece içiverdi. Ey hatun, neler düşündüğümü biliyor musun? Kadın başını eğip cevap verdi, hissediyorum dedi. Nasıl? Kadınlık duygularımla hissediyorum. Nedir hissettiklerin? Doğacak çocuğumu düşünüyorsun. Fakirliğinden korkuyorsun. Belki de haklısın ama bu da bir kader. Kader ya dedi. Bu da bir kader. Ve bundan sonra tek kelime konuşmadan yataklarına uzandılar. Birkaç dakika sonra göz kapakları kapanmıştı. Her ikisi de derin bir uykudaydı. Hanımı bir rüya görüyor. Göğsünün üstünde büyük bir ışık yanıyordu. Onun etrafında da binlerce kandil. Sanki her taraf yıldız yağmuru gibi. Her istikametten göğsündeki ışığa nurdan ipler uzatılıyordu. Bu ışıkların içinde hayal bile edemeyecek kadar güzel bir çocuk gülümsüyor. Rüya ne kadar sürdü bilemiyordu. Birden gözlerini açıp etrafına baktı ki kimsecikler yok. Ne ışık, ne nurdan ipler, ne de o güzel çocuk. Sadece odalarının o küçük penceresinden güneş ışıkları aksediyordu. Demek sabah olmuştu. Sevinç çığlıklarıyla bağırdı. Amir, Amir. Amir gözlerini açtı, doğruldu. Hayretli bakışlarla baktı zevcesinin yüzüne. ''A kadın, sende bugüne kadar görmediğim bir hal var, neler oluyor?'' dedi. Kadın sevinçle, ''Güzel bir rüya gördüm'' de dedi. ''Rüya mı gördün?'' ''Evet, rüya gördüm. Ben de şimdi bir rüya görüyordum. Beni uyandırdın ama yarım kaldı rüyam'' dedi. ''Anlat'' dedi. ''Hayır, önce sen anlat.'' Kadın gördüğü rüyayı tane tane anlatıyor.
Amir'in yüzünde ışıklar geziniyordu. Dudaklarında tebessüm belirmişti. Gördüklerin bu kadar mı dedi. Gördüklerin bu kadar mı? Bu kadar dedi ey amir. Benim gördüklerim de efsane çapında güzel. Sen neler gördün dedi kocasına. Amir dudaklarını kıpırdatıp tam konuşacaktı ki birden sokak kapılarının şiddetle vurulduğunu duydular. Dışarıda biri vardı, hiç ara vermeden kapıyı yumrukluyor. Amir yerinden bir ok gibi fırladı. Kapıya koştu. Kapıya koştu koşmasına ama dışarıda bir kadın sesi. Çabuk olun ey amir, çocuğumu kaçırdılar. Kadının sesini tanımıştı. Neler oluyor dedi, kapıyı açtı. Çırpına çırpına anlatıyor kadın. İki atlı gelip kapının önünde oynayan çocuğumu kaçırdılar. Size yardım istemeye geldim. Acele edin, ne olur. Amir fena halde öfkelenmiş. Hemen içeriye koşuyor, okunu kılıcına alıyor ve bir rüzgar gibi fırlıyor sokağa. Haydi bana o atların gittiği istikameti göster. Kadın eliyle köyün yakınından geçen o ana yolu işaret ediyor. İşte bu yöne gittiler. Amir atına atlıyor ve o istikamete gibi, sanki bir kuş gibi uçarak gidiyor sanki. Kadınlar arkasından çığlık atarak bakıyorlardı. O devir çapulculuk devriydi. Herkes puta tapıyor. Biri zalim mi? Kılıcı herkesi kesiyordu. Adam kaçırıp köle diye pazarlarda satıyorlardı. İşte zavallı kadının çocuğu da o sebeple kaçırılmıştı. Amir hem atını dört nala sürüyor hem de bu lanetli adamlara diş biliyordu. Belki bir saat, belki iki saat hiç durmadan koşturdu atını. Ne var ki görünürlerde hiç kimseler yoktu. Güneş iyiden iyiye ortalığı kızdırmaya başlamıştı. Şimdi çöl bir susuz tencere gibi kaynayacak ve insanı kavuracaktı. İleride 3-5 hurma ağacı ve bir de su kuyusu vardı. Atının başını o istikamete çevirdi ki, dedi ki biraz dinlensin, biraz su içsin, tekrar adamların peşine düşerim dedi sonra. Atının adı Şahin'di. Ey Şahin'im, seni yordum, sen de biraz dinlenmeyi hak ettin. Soylu Arap atıydı. Sahibinin dediklerini anlamış gibi tatlı tatlı kişniyor. Kulaklarını dikip ayaklarıyla kumları eşmeye başlıyor. Fakat amir bir anda dikkat kesildi. İleride bir tümsek var. Dikkat edip bakınca orada bir şeylerin kıpırdadığını gördü. Atından yere indi ve Şahin'in başını okşuyor. Yavrum sen uslu uslu dur ve beni bekle. At olduğu yere çakılmış gibiydi. Amir yüzüstü sürüne sürüne tümseye kadar sokuldu. Aradığı adamlar işte oradaydı. Çocuğun elini ayağını bağlamışlar, bir çaput gibi kızgın kumların üzerine atmışlardı. Gülerek, kahkaha atarak konuşuyorlardı. Bir taraftan da çantalarındaki ekmeğini çıkardılar. Demek ki burada yemek molası vermişlerdi. Haydutun biri de çocuğa sesleniyor. ''Ey çocuk, senin adın ne?'' Eli ayağı bağlı çocuk sanki dilini yutmuştu korkudan. Gözleri korkuyla açılmış, nefretle, kinle bakıyordu haydutlara. Lanetli haydut, çocuğun cevap vermediğini görünce, ''Sana söylüyorum böcek, sana söylüyorum cevap ver, adın ne senin?'' Çocuk hiç oralı olmadı. Bu defa haydut fena kızmıştı, kalktı yerinden. Bir kartal gibi uçup çocuğun başına dikildi. İki tekme vurdu çocuğa. Zavallı çocuk acıyla kıvranıyor. Haydut bununla da yetinmedi. Çocuğun bacaklarından tutup kumlar üstünde sürüklemeye başladı. Artık öfkeden bir şey göremiyor. Öteki haydut da sırıta sırıta elindeki kuru ekmeği ısırıyordu. İşte tam bu andı ki amir yayını gerdi. Çocuğu sürüklemekte olan haydutu nişan aldı ve oku koyuverdi. Havada bir ok vızıltısı, gökleri inlete inlete gidiyor. Ok hedefini bulmuş ve haydutun sırtına saplanmıştı. Diğer haydut yerinden kalkmaya fırsat bulamadan amirin gür sesi ortalığı inletiyor. ''Ey sersem, bir adım atayım deme, kılıcı göğsüne saplarım.'' Haydutun aklı uçacak gibi.
Bu da nereden çıkmıştı? Üstelik yalnız da kalmıştı. Çünkü diğer arkadaşını okla vurmuştu. Nefret ve kin dolu gözlerle bakıyor amire. Sen de kim oluyorsun? Yerlerde sürüklenen çocuk görmüştü amiri. Sevinçle bağırıyordu. Beni bu haydutlardan kurtarın diyordu. Sen olduğun yerde kal bakayım. Önce şu haydutların işini bitireyim dedi. Haydut işin şakaya gelir tarafı olmadığını anlamıştı. Son bir gayretle kuşağından bir hançer çıkardı ve amire doğru fırlattı. Amir çevik davranmasaydı denilir ki hançer kalbine saplanacaktı. Hemen kendini yere atıyor çünkü savaşçıydı zaten. Ne var ki haydut da kılıcını çekme fırsatını bulmuştu o an. Şimdi iki demir madeninin o çıkardığı şakırtılar doldurmuştu etrafı. Haydut yaman kılıç kullanıyordu ama amir de iyi bir silahşördü. 10-15 dakika kadar süren müthiş bir cenk. Ve nihayet amirin kılıcı haydut adamın ciğerine saplanmıştı. Acı bir çığlık, öldüm. Gerçekten haydut ölmüştü. Ağzından burnundan kanlar fışkırıyor, kumlar kanı bir sünger gibi emiyordu. Sırtına ok saplanan haydut ise çoktan cehennemi boylamış. Amir bir an durup derin nefes aldı, sonra iki elini ağzına götürüp o soylu atına sesleniyor. Şahin koş. Şahin gerçekten bir şahin gibi sanki uçuyor. Amirin önünde durup acı acı kişnedi. Eli ayağı bağlı duran çocuk hayret dolu nazarlarla olup bitenlere bakıyor. Yüreği güm güm atıyor çocuğun. Sanki göğsünü delip dışarı fırlamak ister gibi durmadan çarpıyordu kalbi. Dedi ki ey Velid, geçmiş olsun. Velid tatlı bir tebessümle gülümsedi. Sağ ol amca, sana çok teşekkür ederim. Eğer yetişmeseydin bu haydutlar beni pazara götürüp köle diye satacaklardı. Evet dedi. Evet, sen karlı çıktın ama dedi. Nasıl dedi, nasılı mı var bak bu adamlardan iki tane de at kaldı sana. Öyle ya, şer bilinende hayır vardır. Bak birazcık eziyet çektin ama iki tane atın oldu. Öyle ya dedi, o adamlar öldü. Fakat o atlar senin hakkın. Hem beni kurtardın hem hayatını tehlikeye attın. Olsun dedi, ben hakkımdan vazgeçiyorum. Amir ile Velid atlara binmişler, Karen köyünün yolunu tutmuşlardı. Köylüler köy meydanına toplanmış, uzaktan gelen atlılara bakıyor. Amir'in Velid'i kurtardığını anladılar. Köyde bir şenlik, bir bayram havası vardı. Velid'in annesi de sevinç çığlıkları atıyor, atlılara doğru koşuyor. Ve nihayet atlılar köye girdiler. Herkes amiri tebrik etti. Gösterdiği kahramanlıktan dolayı onu övüyordu insanlar. Ey amir, senin yaptığını kimse yapamaz. Hepiniz aynı şeyi yapabilirsiniz dedi amir. Velid'in annesi o ciğeri yanık hatun ta ciğerinden bir ah çekerek putlara bir adakta bulunmuştum. Artık nezrimi yerine getirmeliyim. Haydi hepinizi puthaneye davet ediyorum dedi. Şükür kurbanı kesecekti putuna. Karen köyünün putperest insanları gürül gürül puthanenin yolunu tuttular. Kadın koca bir koçu kınalamış, putların önüne getirmiş. Ey amir, bu koçu senin boğazlamanı istiyorum. Veysel Karani'nin babası olacak amir, eline bıçağı alıyor, koçu putların önüne yatırıyor ve oracıkta kanını akıtıyor. Şimdi herkes yerlere kapanmış. O man kafalı, o boncuk gözlü putlara secde ediyorlardı. Cihan sarayı putlarla dolmuştu. Bu putlara tapanlar hala var ya günümüzde, yok mu putseverler? Belki de kıyametin sonuna kadar olacaklar. İşleri gücleri put olan, bütün sermayeleri put ve benzeri şeyler inşa eden nice münafıklar her zaman olmadılar mı? Dudaklar küfür zinciriyle düğümlenmiş, dillerin üzerinde kilitler vardı, hiç kimse Allah diyemiyor. Putların kara ismi dillerde geziniyordu.
Bu ne belalı bir zamandı ki bütün bir insanlık tevhid inancından kopmuştu. Hatta herkesin evinde put vardı sevgili kardeşlerim. Herkesin evinde. Küfür ve dalalet korkunç bir gece gibi insanlığın üstüne çökmüş. Ne bir nur, ne bir ışık, ne bir damla inayet suyu vardı. Kainat bahçesi hakikat çiçeğine hasret kalmış. Herkes bütün millet hüsran tarlasına kamış dikmekle ömür geçiriyor. Akıl fenerinde iman fitili yok. Kalpler yalçın kayalardan farksız taş gibi. Bir mazlum mu? Onu kardeşleri yerdi zaten önce. İnsanlara gerek kalmazdı. Sen mazlum musun? Seni önce kardeşlerin hallederdi. Akıl denen fenere iman fitili gerek. Yaşanmaz ki alemde Allah'ı bilmeyerek. İşte o günün insanları da Allah'ı bilmeden yaşadıklarını sanıyorlardı. Halbuki şeytanın elinde maskara olmuşlardı da haberleri yoktu. Karen köyünün insanları akşama kadar puthanede kaldılar. Akşama kadar. Yine bir gece daha başlıyordu. Aslında onlar için hayat hep geceydi, gündüzü olmayan bir gece. Amir puthaneden sonra evinin yolunu tutmuş, o kıvrım kıvrım uzayan yolda ağır adımlarla ilerliyor. Nihayet yolun sonuna geldi, yolun sonundaki evinin kapısına geldi. Kapıyı vurdu, içeriden hanımı seslendi. "Sen misin Amir? Gir hele." dedi. Kapıya bir omuz vurdu, malum köy evi. Bir omuz vurup açtı girdi içeriye. O da ne, hanımı yerde upuzun yatmış inliyor. Acı çekiyor. "Neler oluyor ey hatun?" dedi. "Biraz sancılandım." "Merak etme, şimdi geçer." dedi. "Yoksa günün tamam mı oldu?" "Henüz tamam sayılmaz, fakat dikkatli olmalıyız." dedi. "Hekime kadını çağırayım mı?" "Hayır, henüz vakit erken." "Sen ne yaptın, Velid'i kurtarabildin mi?" Amir başından geçenleri anlattı. "Seni yalnız bıraktım hatun, beni bağışla," dedi. Kadın su gibi çağlayan tatlı bir sesle Amir'e sesleniyor. "Ey Amir, rüyanı anlatmaya fırsat kalmamıştı. Şimdi gördüğün rüyayı anlatır mısın?" Amir çoktan unutmuştu rüyayı. İlk önce hayretle başını salladı iki yana. "Ah hatun, ne rüyası?" dedi. Kadın tebessüm etti. "Hani dün gece bir rüya görmüştün ya. Benim rüyamı anlatmıştım, sıra sana gelince yarıda kalmıştı." "Doğru doğru," dedi, "unuttum onu ben, ama şimdi hatırladım." "Merak ettim, neydi, anlatır mısın?" dedi hatunu. Dedi ki, o da eşiyle aynı gün aynı gece benzeri bir rüya görüyor. "Rüyamda," dedi, "göğsümün üzerinde bir gül ağacının bittiğini gördüm. Her bir dalında kırmızı kırmızı güller vardı. İnsanlar o güle geliyor, koklayıp gidiyorlardı. Sonra gül ağacı kanatlı kuş gibi göğsümden kalkıp göklere doğru uçup gitti. Hepsi bu kadar," dedi. "Peki," dedi, "bütün bu gördüklerimiz neye alamet?" "Bilmiyorum," dedi. "Bir kahine sorsak belki bilirdi." "Kahine lüzum yok," dedi. "Bu rüyalar doğacak çocuğumuzla alakalı. Bana öyle geliyor ki şanlı bir evlada sahip olacağız." Amir kadının yüzüne dehşet nazarıyla bakıyor. Ondan bir şey umuyordu. "Ah hatun, kahinler gibi konuşuyorsun." O da dedi ki, "Karnımda taşıdığın çocuğun ilhamı olsa gerek." Amir hiç ses etmedi. İki eliyle kafasını kavrayıp derin düşüncelere dalıyor. O hep düşünürdü, çünkü yokluk boynunu belini bükmüştü. Artık gecenin karanlığında Karen köyünün üstüne yavaş yavaş o gece karanlığı çökmüştü. Yapılacak iş de yoktu. En iyisi hasır yatağın üzerine uzanmaktı. O da öyle yaptı. Yatar yatmaz derin bir uykuya dalıyor. Çünkü bugün çok yorulmuştu. Gece boyunca deliksiz bir uyku çektiği söylenir. Seher vakti o horozların, o kuşların tatlı nameleri her taraftan duyulmaya başlıyor, ama ne var ki Amir hala uykunun kollarındadır. Tabii zavallı kadın değirmen taşları gibi evin içinde dönüp dönüp duruyordu. Veysel Karani'nin annesi yatalak hasta oldu ya, hani annesine bakıyordu ya, evvelce sağlıklı bir kadındı.
Ve hamileliğinde o son anında işte bu sabah değirmen taşları gibi evin içinde dönüyor. Demek ki vakit gelmişti, gelmişti ama ne yapmalıydı? Eşini dürtmeye başladı. Amir öyle derin, öyle yorgun uyumuştu ki, hani bazen insanı uyandırmaya çalışırsın da uyanmaz ya, ne yaparsın zorlanırsın ama uyandırmaya çalıştıkça o hala uyur ya. Şaşırırsın ya, o kadar dürttüğüm halde nasıl uyanmaz diye. İşte öyle bir tatlı uykunun kollarındadır Amir. Biraz sert davrandı. Amir dedi, aç gözünü. Aç ne olur, vakit tamam dedi, hemen hekime kadına koş. Amir yataktan ok gibi fırlıyor. Gözleri yuvalarının içinde fır fır dönüyor. Etrafına şaşkın şaşkın bakıyor. Hatun neler oluyor dedi. Kadın bu sefer sinirlenmişti. Görmez misin halimi dedi. Koş hekime kadına dedi. Hemen çağır gelsin. Artık Amir işi anlamıştı. Hemen bir ok gibi kapıdan fırlıyor, sokağa saplanıyor. Rüzgar önünde uçan kuru yapraklar misali gidiyor. Nefes nefese köyün ortasına kadar geliyor. Tek katlı, tek odalı, küçük bir evin kapısının önünde durdu. Bir an derin nefes aldı, vurdu kapıya. İçeriden zayıf bir kadın sesi, kimsin? Amir oluklardan boşalan sular gibi gürlüyor. Benim ey hekime, benim, Amir. Az sonra eski, çürük ve yamalı kapı gıcırtıları çıkararak açılıveriyor kapı. Kapıda iki büklüm yaşlı bir kadın sönük gözlerle bakıyor Amir'e. Sabahın bu vaktinde ne arıyorsun ey Amir? Amir acele ediyor, hemen cevap veriyor. Kadınımın günü tamam galiba hekime hanım. Sancılar içinde kıvranıyor. Acele edelim de başına bir hal gelebilir belki. İhtiyar kadın biraz canlanır gibi oldu. Hemen eve koştu, eline bir bohça aldı. Dışarıya çıktı, yola koyuldular. Ey Amir sen koş dedi, ben senin arkandan geliyorum dedi. Ben malum yaşlıyım, sana yetişemem. Sen koş, hemen eşinin yanına var dedi. Amir kanatlı kuşlar misali sokaklarda uçuşuyor. Hani uçuşan kuşlar gibi. Nefes nefese evinin kapısına geliyor. İçeriden yine zevcesinin çığlıkları duyuluyor. Kapıya yüklendi, girdi içeri. Zavallı kadın dönüp duruyordu. Adeta canı dudağına gelmiş sanki, dermansız, kudretsiz bir halde. Amir iki dizi dizinin üzerine aldı eşini. Zevcesinin başını kucağına aldı. Ey iyi kadın, sabret dedi. Sabret, hekime gelmek üzere. Ve tam o anda hekimenin de sesi çağladı. İhtiyar kadın kendi usulünce hastayı muayene etti. Evet dedi, vakit gelmiş. Sonra başını Amir'e çevirdi. Sen çık bakayım dışarıya. Amir istemeye istemeye dışarıya çıkıyor. Güneş ak tepeli dağlar üstünde gülümsemeye başlamış. Gözlerini ufuklara dikti, güneşin doğuşunu seyrediyor. Ne kadar vakit geçti bilemiyoruz. İçeriden kulakları tırmalayan bir çocuk, bir çığlık sesi. Amir bir kurşun gibi içeriye atılmak istiyor ama ne var ki henüz buna imkan yok. Müsait mi değil mi bilemiyor. Vücudunun her zerresini tarifi imkansız bir heyecan dalgası sarıyor. Dakikalar geçmek bilmiyor. Zaman sanki donuyor. Arzu incisine bir kilit vurulmuş sanki. Çünkü o çocuk diğer çocuklar gibi değildi. Onun doğumu, gebeliği çok farklıydı. Onun gebeliğinde nice harikulade şeyler yaşanmıştı. Nice rüyalar görülmüştü. Artık annesi de hissediyordu onun farklı bir çocuk olacağını. Ve Amir çaresizlik içinde kıvranıp dururken ihtiyar hekime kapıda göründü. Bembeyaz bezlere sarılmış bir bebek tutuyordu kucağında. Dudakları bir yay gibi gerildi. Ey Amir! Müjde, bir erkek çocuğun dünyaya geldi. Amir kendisini kaldırıp kapıya atıyor. Hemen hekimenin elindeki kundağa uzanıyor. Ver onu biraz da ben göreyim. Beyaz bezlere sarılı mini mini yavruyu alıyor eline. Birden gönlünün ta derinliklerinde bir ateşin yandığını hissediyor Amir. Çünkü bu bebek bugüne kadar gördüğü bebeklere hiç benzemiyordu. Nar çiçeğine benzeyen bir yüzü vardı. Sadef sanki onun gülümseyen dudaklarıydı. Çene topağı gümüşten bir elmaya benziyor. Yüzündeki güzellik bir alemdi. Mavi gözlerinde sanki denizler kaynıyordu.
nur yumağı yavruyu öyle sıkı sıkı kavrayıp kokladı ki gözlerini defalarca öptü. Hekime kadın amirin bu haline şaşırıyor. Ey amir, senin gibisini de hiç görmedim. Evet, bu emsalsiz bir çocuk. Ben de şu ana kadar böyle bir çocuk doğurtmadım. Ama sen neredeyse kendini kaybedeceksin. Hadi içeri koş da çocuğun annesine bir teşekkür et dedi. Hekime kadın doğru söylüyordu. Amir aşırı gitmişti. Heyecana kapılmış, zevcesini unutmuştu. Derhal içeriye koşuyor, bitkin ve halsiz bir halde yatan eşine sokuluyor, alnına bir buse konduruyor. Ey hatun, teşekkür ederim, geçmiş olsun. Gerçekten de çok güzel bir bebeğimiz oldu. Kadının yüzünde bir ışık pırıltısı, inleyen neyler gibiydi sanki, ızdırabı henüz dinmemiş, öyle olmasına rağmen yine gülümsemeyi unutmadı. ''Bebeğimizi sevdiğine memnun oldum ey amir'' dedi. Daha fazla konuşamadı, gözlerinden iplik iplik yaşlar dökülüyordu. Amirin gözleri de buğulandı. Koca adam neredeyse ağlayacaktı. Hekime kadın bu hale bakıp manalar süzmeye çalışıyor ama bir şey anlayamıyordu. ''Ey amir, ne oluyor size?'' dedi. ''Hiç mi çocuk görmediniz?'' Amir o ıslak gözlerini hekime kadının gözlerine dikiyor. ''Gördük gördük hekime anne, gördük ama bu bir başka'' dedi. ''Bu bebekte ruha safa veren, gönle gözler açan bir hal var'' dedi. ''Neyse'' dedi amir. ''Bu güzel bebeğine isim vereceksiniz.'' Amir bunu hiç düşünmemişti. Birden dilinin ucuna gelen ismi söyleyiveriyor. ''Bunun adı Üveys olsun.'' Böylece bebeğin ismi de konmuştu. Tarihi sorarsanız, ne zaman doğdu derseniz, rivayetlerin en çoğu ve en büyüğü şudur ki, tahminen yine net olmamakla beraber, miladi 560 senesinde, yani demek ki insanlığı delaletten kurtaracak son peygamberin doğumuna 11 sene vardı daha. 11 sene. İşte, İleride ismi dillere destan olacak Yemen illerinin Veysel Karanisi cihan bahçesine bir tutam halinde geliveriyor sevgili kardeşlerim, değerli büyüklerim. Üveys dünyaya geleli bir hafta olmuştu. Babası Amir bir haftadır evden çıkmıyor. Mini mini yavrusunun başucunda pervaneler gibi dönüyordu. Yine gece bitmiş, yeni bir gün başlamak üzere. Hurma ağaçlarının dallarında nazlı kuşlar cıvıldıyor, horozlar ötüyor. Güneş ufuktan başını yeni uzatmış. Birden kulakları tırmalayan bir ses. ''Koşun! Yangın var, koşun.'' Amir kendisini kapı dışarı atıyor. Bütün Karen halkı köyün ortasına doğru koşuyorlar. Dikkat edip bakınca ileride alevlerin ve dumanların yükseldiğini gördü. O da sokağa dalıp koşmaya başladı. Koşuyor, koşuyor. Aradaki mesafeyi bitirmeye çalışıyor. Nihayet yangın yerine 5-10 adım kala durdu. Belki de durmayacaktı. Fakat köylüler tarafından durduruldu. ''Dur amir, dur, girme.'' Çivi gibi çakılıp kaldı amir. Hayretli gözlerle yangına bakıyor. Kuruyan dudaklarını kıpırdatıp sorabildi sadece. ''Kim çıkardı bu yangını, nasıl oldu?'' Kimse bir şey bilmiyordu ki. Tam o anda yangın yerinden bir çığlık yükseldi. ''Beni kurtarın, imdat!'' ediyor. Bir kadın sesiydi. Demek ki içeride kalmış. Şimdi ne yapacak, onu nasıl kurtaracak diye düşünürken, herkes donuk nazarlarla birbirinin yüzüne bakarken, Amir ileriye atıldı. Köylülerden biri Amir'in arkasından koşup onu yere düşürdü. ''Delilik yapma ey Amir, bu yangının içine dalamazsın, sen de mahvolmak mı istiyorsun?'' Amir yerden kalkıp elinin tersiyle adamı itti. ''Kadının çığlığını duymuyor musunuz? Ona yardım etmem lazım.''
Adam öfkeyle soluyor. Kadını kurtarayım derken kendin yanacaksın. Elbet biz de yardım etmek isteriz ama ne var ki yangın her tarafı sarmış. Amir bir daha ileriye atıldı ve umulmadık bir şey oldu. Veysel Karani'nin belki de ilk kerameti mi dersiniz? Birden gözlerinin önüne geliyor. Üveys'in hayali pırıldıyor. Üveys ona, "Korkma, yardım et kadına." der gibi bakıyor ve gülümsüyordu. Amir artık her şeyi unutmuştu. Rüzgar gibi alevlerin arasına dalıyor. Yangın geriden görüldüğü kadar da şiddetli değildi aslında. Arka taraf yavaş yavaş sönmeye yüz tutmuştu. Yangının dumanından baygın bir hale düşmüş kadın. Ve o kadını kavradığı gibi evin arka tarafından sokağa fırladı. Ne kendisine ne de kadına hiçbir şey olmamıştı. Köylüler o dehşetli manzarada amire bakıyor. Bir uğultu yükseliyor göklere. Bir ihtiyar kazma dişlerini göstererek sırıtıyor. Ona putlarımız yardım etti diyor. Karen köylüleri hep bir ağızdan bağırdılar. Evet, putlarımız yardım etti. E ne duruyoruz o halde? Putlarımıza şükranımızı sunalım dediler ve bütün köy hiçbir şey olmamış gibi gürül gürül puthaneye yöneldiler. Genç, ihtiyar, kadın, kız hepsi şimdi putların önünde yere serilmişler. Ama bu sefer aralarında amir yoktu. Amir yangından kurtardığı kadını bir eve bırakmış, kendi hanesinin yolunu tutmuştu. Alnına biriken terleri elinin tersiyle silip kapıdan dışarıya çıktı. Velhasıl ki kendi kapısına geldiğinde Üveys bir haftalık hasır yatağın üzerinde kundak içinde yatıyor. Sanki babasının geldiğini fark etmiş gibi tebessüm ediyor. Amir şaşıp kalmıştı. Üveys'in bu hali ve yangın anında gördüğü o Üveys bir bebek kundakta gözleri önünde hayali canlanmıştı. Neydi bunlar? Ellerini uzatıp Üveys'i kucağına aldı. Şefkat ve muhabbetle göğsünün üzerine alıp bastırdı, sıktı, sıktı, kucakladı. Zevcesi hala solgun benizle yatıyor. Dudakları bir bıçak ağzı kadar incelmiş. Yüzü kireç gibi bembeyaz. Zavallı kadın dalıp dalıp gidiyordu. Ona da acıyordu. Fakirlik sebebiyle kadına gereği gibi bakamamıştı. Kendi kendine dedi ki, "Ey baht, ey baht. Hep vefasızlık ediyorsun. Bir kere de bizimle yoldaşlık et," dedi. Amirin dudaklarından dökülen bu kelimeleri hanımı da duymuştu. Gözlerini açıp sevgiyle baktı efendisine. Amir hala kendi halinde, hala Üveys'i sevip duruyordu. Kadının kendisine baktığını ve seslendiğini görmedi, duymadı. Kadın biraz daha yükseltti sesini. "Ey Amir, hiçbir şeyden habersiz bebekle mi konuşuyorsun? O henüz sana cevap vermez," dedi. "Evet kadınım," dedi, "konuşuyorum. O beni anlıyor. Ben de buna hayret ediyorum," dedi. Amir'in fakirhanesinde tatlı bir huzur vardı. Amir fakirdi, yoksuldu. Hayatın bütün çilelerini çekmişti. Hala da hayat yükünü taşımaya çalışıyor. Fakat bu çocuğun doğumuyla beraber biraz huzur gelmişti. Günler birbirini kovalıyor. Zaman ırmağı durmadan ebediyete doğru akıyor. Üveys de günden güne büyüyordu. Nar çiçeğini andıran yüzü ışıklar saçıyordu Veysel Karani'nin. Derken seneler geçti. Üveys konuşmaya, yürümeye başladı. Amir bir yere gidecek olsa önce Üveys'i öpüyor, omuzuna kadar kaldırıyor, saçlarını okşuyor, sonra öyle yola çıkıyordu. Ve yine bir gün, acele bir yere gidecek. Üveys evin önündeki hurma ağacının gölgesinde annesiyle oturuyor. Babasının kendisine veda etmeden gittiğini görünce yerinden kalkıp ardı sıra koştu. "Baba, baba." Amir başını dönüp baktı. Üveys hem koşuyor hem kendisine sesleniyor. Artık gidemezdi. O da dönüp Üveys'e doğru bir iki adım attı. Onu kavradığı gibi kucağına kaldırdı. "Ey güzel yavrum, sana veda edemedim. Çünkü acele bir yere gitmem lazım." "Tamam," dedi, "şimdi gidebilirsin." Üveys'in alnına bir öpücük kondurup onu geri çevirdi. Kendisi ise yola revan oluyor.
Tıpış tıpış yürüyen Üveys annesinin kucağına atılıyor. Anne oğul gün boyu evin önünde oturup amiri beklediler. Dedim ya sohbetin başında, devir cehaletin hortladığı bir zamandı. Zorbalar ve kanlı ayaklar başlarda geziniyordu. Kalpler katı, yürekler merhametsiz. Amir evden iş için yola çıkmış ama ne var ki yoluna kader ağlar örüyor. Köyden 1-2 kilometre uzaklaşmıştı ki yamacın eteğinde feryatlar duydu. Bir kadın olanca sesiyle bağırıyor. İki kişi de onu yerlerde sürüklüyor. Kanlı pençelerini kadının bileklerine geçirmişler. Ona tecavüz etmek istiyorlar. Kadın da kendini yerden yere atıyordu. Dikkat edip bakınca bu kadının hiç de yabancı olmadığını anladı. Komşusunun gelinlik çağındaki kızıydı. Ne pahasına olursa olsun onun yardımına koşmalı. Lanetli heriflerin elinden kurtarmalıydı. Fakat nasıl yapacak? Üstelik silahı da yoktu. Sadece bir bıçağı vardı. Eline okkalı bir taş alıp usul usul adamlara sokuluyor. Irz düşmanları kadınla öyle pençeleşiyorlardı ki onu fark edemediler. Nefes nefese boğuşup duruyorlardı. Haydutlardan birisi köpekler gibi sırıttı. "Şunun elini ayağını bağlayalım," dedi. Diğeri cevap veriyor, "Evet öyle yapalım, bize karşı gelmeyi görsün. İşimizi bitirir sonra onu öldürür, burada bir yere gömeriz. Hiç kimse de bizden şüphelenmez. Eskiden böyleydi. İşte cehaletin yaşandığı devir böyleydi. Birisi zengin mi, makam sahibi mi, istediği bir kız, bir kadın mı vardı? Onun üzerine ceketini atması yeterliydi. İşi bittikten sonra sokağa salınırdı. Kadın değer görmezdi. Kadın ancak İslam'la şeref buldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği buyruklarla kadın öyle değerli oldu ki peygamberin omuzuna oturacak kadar değerli oldu kız çocuğu. Ve cahiliye dönemlerindeki o mal mülk makam sahipleri kız çocuğuna verilen değeri peygamberin omuzlarında görüyordu o kız çocuğunu. Sizin aşağıladığınızın benim başımın üstünde yeri var der mesajı veriyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama ne yazık ki günümüzde peygamberi tanımayan, İslam ile hala ilmi olarak tanışmayan, nice ben Müslümanım diyenler, ne yazık ki İslam'ın kadını köleleştirdiğini zannediyorlar. İslam'dan bir haber olan insanlar, İslam'ı bilmeyen. Tabii dediler ki elini ayağını bağlayalım, işimiz bittikten sonra da gömeriz. Hiç kimse de bizden şüphelenmez dediler. Bu kararı alan iki ırz düşmanı yeniden kızın üstlerine çullanmaya başladılar ki tam o anda amir bir şimşek gibi atılıyor. Elindeki okkalı taşı adamlardan birinin beynine indiriyor. Adam affedersiniz öküz gibi böğürerek yere seriliyor. Öbürü de ne oluyor demeye kalmadan çenesinin daldığını görüyor. Amir ona da iyi bir yumruk indirmişti. Haydut iki dizi üzerine yere çöktü. Ne var ki öyle hemen pes edecek biri değildi. Hemen karşı saldırıya geçiyor. Yerden bir taş alıp olanca öfkesiyle savuruyor. Taş amirin kulağının dibinden vınlayarak geçti diyor. Amir bir an nefeslenip yeniden adamın üstüne atıldı ve ikisi birden yere düştüler. Şimdi yerde yaman bir cenk başlamış. Haydutların elinden kurtulan kız hayretle dolu gözlerle bakınıp duruyor. Dili tutulmuş, kendinden geçmiş. O kadar heyecana kapılmış ki tek adım atacak takati bile yoktu. İki adamın yerdeki boğuşması epeyce sürüyor. Amir bıçağını çekme fırsatı buldu o an. Irz düşmanının göğsüne oturup bıçağı gırtlağına dayadı. "Seni namussuz herif, kıpırdarsan kafanı koparırım." Irz düşmanı davayı kaybettiğini anladı. Bir kadının gözleri önünde bu hale düşmeyi de nefsine yediremedi. Öfkeyle amirin yüzüne tükürüverdi. İşte bu tükürüktür ki amiri çıldırtmıştı. Elini havaya kaldırıp bıçağı adamın göğsüne saplamak üzere harekete geçti. O deminden beri dili tutulmuş olan o vaziyette duran kız çığlık attı. Kızın dilinin üstündeki düğüm çözülüyor. "Yapma ey amir amca,
öldürme onu. Amirin öfkesi geçmiş, bıçağı kınına koydu. Irz düşmanının suratının ortasına iki yumruk indirdi ve adam ölü gibi yere serildi. Öteki serseri de zaten az ileride inleyip duruyordu. Yapacak bir şey kalmamıştı. Buradan çabucak uzaklaşmak gerekirdi. Öyle yaptılar. Haydi Esma, haydi gayretli ol dedi, çabucak köye varmalıyız. Esma üzerindeki şokun tesirinden yeni yeni kurtuluyor. Gözlerinde iki damla yaş belirmiş, minnetle amirin yüzüne bakıyor. Amir amca çok teşekkür ederim, yetişmeseydin bu caniler beni öldürecekti dedi. Geçti yavrum, geçti dedi. Düşe kalka köy istikametine doğru geldiler ve nihayet köy sınırlarından içeri giriyor. Önlerine ilk çıkan evin kapısına varıp çaldılar. İçeriden bir kadın sesi, kimsin? Dedi ki, benim Cabir'in kızı Esma dedi. Kapı açılmıştı. Kapıda uzun boylu, ela gözlü, beyaz entarlı bir kadın. Esma'nın halini görür görmez çığlık atıyor. Vay başıma gelenler. Ah kızım, ne oldu sana böyle? Kızdan evvel amir cevap veriyor. Olanları sonra öğrenirsin. Onu hemen içeriye al ve üzerine giyecek bir şeyler getir. Zavallının üstü başı hep parçalanmıştı. Ve ben işime gidiyorum. Cabir'e de haber ver, kızını buradan alsın diyor. Esma hıçkırarak kendisini amirin ayaklarının dibine attı. Beni babama sen götür ey amca. Bu halimle onun yüzüne bakamam dedi. Çaresiz kalmıştı. Bir an düşündü, kız haklıydı. Bu vaziyette onu bırakmak vefasızlık olurdu. Peki yavrum dedi. Üzerine bir şeyler giyin de seni ben götüreyim. Hava oldukça sıcak. Kum çakıl, öyle taş yerde kaynıyor ki gökte güneş bir yanardağ gibi yeryüzüne lavlar fışkırtıyor sanki. Şimdi soğuk bir su olsa ne kadar iyi olurdu. Ev sahibi kadın amirin neye ihtiyacı olduğunu anlamıştı. Ey amir, yorulmuşsundur. İçeri gir de sana içecek bir şey vereyim. Amir içeriye giriyor, bir köşeye oturuyor. Ev sahibi kadın topraktan yapılma bir çanak içinde ayran getiriyor. Amir çanağı başına dikiyor bir nefeste. Gerçi ayran soğuk sayılmazdı fakat yine de biraz serinlik vermişti. 5-10 dakika neyse dinlendiler. Esma da yeni bir entari giymiş ve artık yola çıkabilirlerdi. Kadına teşekkür ettiler. Eğri büğrü köy yolunda yavaş yavaş gidiyorlar ve nihayet Cabir'in evinin önüne geldiler. Cabir, gölgelikte develerinin yanında bir işle meşguldü. Amir kolay gelsin ey Cabir dedi. İrkildi birden Cabir, bu saatte bu anda beklemiyordu. Hayretle baktı amire. Esma amirin arkasına sinmiş, boynunu bükmüş. Esma'yı da o halde görünce yerinden sıçradı, haykırdı. Dedi ki, bu ne hal? Bu ne hal ey Esma? Sen komşu köyde teyzende değil miydin? Esma'nın dili yine düğümlenmiş. Amir bir iki adım ileri yürüdü, Cabir'in omuzundan tuttu. Dur dedi, kız eve girip dinlensin. Ben sana olanları anlatayım. Esma'ya da bir göz işareti yapmıştır ki, haydi kızım sen eve gir. Esma kapıdan içeri bir buğu gibi süzülüyor. Amir Cabir'in eteğinden tutuyor, onu gölgelikte bir hurma kütüğünün üzerine oturtuyor. Her şeyi tek tek anlatıyor ona. Cabir zaman zaman yerinden kalkıyor, yumruklarını sıkıyor, haykırıyor. Bu işi kan temizler diyor. Amir gün boyu Cabir'in yanında kalıyor. Akşam karanlığı Karen köyünün üzerine perdesini çekerken o zaman ayrılıyor ve evine gidiyor. Evi köyün öbür ucunda, eli boş gitmek de istemiyor. İşe gidecekti sözde ama başına neler gelmişti. Köy ortasına gelince durdu. Orada hurma satan küçük bir dükkan vardı. Biraz hurma aldı, tekrar yola koyuldu. Kıvrım kıvrım uzayan o tozlu yolda tek başına gidiyor. Ara sıra köpek havlamaları ve yakın evlerden çocuk sesleri duyuluyor. Ve nihayet kendi evine 10-15 metre bir mesafe kaldı ki dikkat kesip baktı şöyle evine. İşte üveys ve annesi hurma ağacının dibinde sabahki bıraktığı yerde oturuyorlardı. Onları görünce adımlarını sıklaştırdı. Üveys de onu görmüştü. Annesinin kucağından fırlayıp koşmaya başladı baba diyerek.
Amir ona karşı koşuyor, o babasına karşı. Ve üveysi omuzlarından tutup havaya kaldırdı. Nasılsın ey tatlı çocuk? Üveys yanaklarına tatlı bir gülücük kondurup kuşlar gibi çağlıyor. İyiyim, iyiyim, hep seni bekliyorduk dedi. Amir zevcesine kızar gibi yaptı. Siz hala burada mısınız dedi. Evet, sabahtan beri hep buradayız. Üveys bir türlü eve girmek istemiyor. Hep göklere, ağaçlara, kuşlara, canlı cansız varlıklara bakıp duruyor. Zaman zaman dalıp gidiyordu. Bu çocukta çok garip şeyler var dedi. Bir şeyler mırıldanıyor. Amir de meraklanmıştı. Haydi dedi, ocağın ateşini parlat da içeride konuşalım. Kadın çalı çırpı toplayıp eve girdi. Gecenin karanlığında evden kara bir duman yükseliyor. Amir kara dumana bakıyor. Ah diyor, ateşin dostluğuna güvenilmez ki. Üveys de babasının sözüne hemen karşılık veriyor, daha çocuk yaşta. O halde güvenilir bir dost bulmak gerek diyor ve Üveys'in artık harikulade halleri başlıyor. Amir hayretle Üveys'in yüzüne baktı. Bir çocuk nasıl böyle konuşabilir? Üveys de anlayamadığı bir mana tütüyordu çünkü. Yine de bu mana üzerine pek düşünmek istemedi. ''Haydi içeri girelim, annen bizi bekliyor.'' dedi. İçeri girdiler. Çalı çırpının aydınlattığı küçük odada karşı karşıya oturup sohbete daldılar. Hem sohbet ediyorlar hem de hurma yiyorlardı. Derken kendilerini uyku bastırıyor. İşte yeni bir gece, yeni bir uyku ve arkasından da yeni bir sabah. Günler Karen köyünde böyle akıp giderdi. Üveys Cihan denilen bir bahçede bir hikmet fidanı gibi gelişiyor. Bir gündü, komşu çocuklar hurma ağaçlarının gölgesinde oyun oynuyorlar. Üveys de yüksekçe bir taşın üstüne oturmuş derin derin düşünüyor. Amir bu hali görünce Üveys'in yanına sokuldu. Güzel yavrum, arkadaşların hep oyun oynuyorlar, sen niçin düşünüp duruyorsun? Babasının gözlerinin içine dikti gözlerini. Ey baba! Biz oyun için mi yaratıldık? Amir, beynine yıldırım düşmüş gibi sarsılıyor. Bugüne kadar hiç kimseden böyle bir şey duymamıştı. Kendisi de bunu düşünmemişti. Bu çocuğa ne oluyordu dedi. Tabii onu cevapsız da bırakamazdı. ''Bilmem ki'' dedi. ''Niçin yaratılırız, niçin ölürüz bilmiyorum'' dedi. Tabii aradan birkaç sene daha geçmiş. Üveys'te harikulade haller var. Ne var ki Amir'in ömür ağacını da kurtlar kemiriyor. Bir gün ecel devesi Amir'in kapısına çöküverdi. Azrail aleyhisselam, Üveys'in babasının ruhunu almıştı ve Amir vefat etti. Ölüm bir ırmaktı. Oraya giren çoktu da çıkan hiç olmamıştı. İşte Amir de ölüm ırmağının sularına kapılmış. Küçük yaşta babadan yetim kalmıştı. Tıpkı peygamber gibi. Bütün sevgisini annesi üzerine düğümlenmişti artık Üveys'in. Hayatı çileler ormanında geçeceğe benziyordu. Büyüklük kolay değildir. Üveys olmak kolay değildir. Diyor ya, aşk ızdırabında yanacaksın ki pişesin. Fakirlik, yoksulluk, yetimlik, çaresizlik hep bir arada. Gerçi Karen köyünde amcazadeleri de vardı. Vardı ama onlar da fakir insanlardı. Yine bir gün bitmiş, yeni bir gece başlamış. Üveys kapının eşiğine oturmuş gökyüzünü seyrediyor. Pır pır yanan yıldızlar. Aydınlığın kaynağı ay ve masmavi gök. Çekirgeler, böcekler, gece kuşları ötüşüp duruyorlar. Bütün bunlar neydi? Neydi bunlar? Karen köylülerinin tapıp durduğu putlar böyle bir kudrete nasıl malik olurdu ki? Üveys, can cevherini ten kutusuna koyan kudreti düşünüyor. Öyle dalmıştı ki annesinin sesini bile duymamıştı. Kadın hayret etti. Ocağın başından kalkıp dışarıya çıktı. Üveys kapının önünde oturur görünce başucuna kadar yürüdü onun. Üveys onu yine duymadı.
Eliyle omuzlarını kavrayıp dürtmüştü annesi oğlunu. "Ey Üveys yavrum, beni duymadın mı?" Üveys sıçradı birden, hemen annesinin boynuna sarıldı. "Duymadım annem, dalmışım," dedi. "Yavrucuğum, neler düşündüğünü bilmiyorum. Ama sen güzel şeyler düşünürsün, onu biliyorum." "Hep güzel şeyler annem," dedi. "Hep güzel şeyler." "Ne gibi?" dedi. "Göklere bakarım, aya, yıldızlara bakarım. Gecenin bastıran karanlığına bakarım. Gündüzün sıcak ve aydınlığına bakarım. Kuşların göklerde kanat çırpmalarına, yumurtadan civcivlerin meydana gelmesine bakarım. Kuyularda suların çağlamasına hayret ederim." "Bütün bunlar neyin işareti?" "Neyin işareti anne?" dedi. "Bilmem ki ey oğlum," dedi. "Bilmem," dedi. Üveys cevap verdi annesine. "Bilmek de istemiyorsun," dedi. "Ben bir aciz kadınım, böyle şeylere aklım ermez ki," dedi. "Henüz benim de aklım ermiyor, fakat bunda bir hikmet vardır. Bu sonsuz kudret nedir? Adem'in nesli dizisini meydana getiren kimdir?" diye sorunca annesi, "Atalarımızdan duyduğumuza göre putlarmış oğlum," dedi. Üveys birden titreyiverdi, içine nefret doldu. Putların kara ismini duymak hiç hoşuna gitmiyor. Söyleyen biricik annesi bile olsa tiksiniyordu. Yaralı kuş gibi yerinden kalkıyor, çırpınıyor. "Olamaz, olamaz. Olamaz anne, olamaz. Putlar olamaz." Zavallı kadıncağız afallamıştı. Üveys'e ne oluyordu böyle, niye öfkelendi? Ellerini uzatıp Üveys'in o ipek saçlarını kavradı. "Olamaz dediğin nedir ey yavrum?" Acı bir tebessümle bakıyor annesine. "Putlar," diyor anne, "putlar, onlar aciz bir varlıktır. Ne faydaları ne de zararları dokunabilir. Kaldı ki onları da insanlar yapıyor zaten. Biz atalarımızdan hep böyle gördük, böyle duyduk," dedi. "Atalarınız sapık diye siz de mi sapık olacaksınız?" dedi. Veysel Karani daha bir çocuktu bunları söylerken. "Güzel yavrum," dedi, "bak, bu sözünü sakın kimse duymasın. Onlar sana bir kötülük yaparlar," dedi. "Sen daha çocuksun. Sen merak etme annem," dedi. "Artık içeri girelim. Karanlık bastırdığına göre dışarıda durmanın da bize bir faydası yok," dedi. Anne ve oğul çamur kerpiçten yapılma odaya girdiler. İçerisi zifiri karanlıktı. Ateşteki çalı çırpı da sönmüştü. Tekrar ocağı alevlendirip karşılıklı oturdular. Üveys yine düşünüyor. Derken gözleri kapanıverdi. Hasırın üzerinde derin bir uyku. Kadıncağız yerinden kalkıp güzel yavrusunun üstüne bir şeyler örttü, yanı başına uzandı. O da uyumuştu. Gece nasıl geçti bilemiyorlardı ama seher vakti o horoz ve kuş sesleri kulaklara tatlı nameler sunuyor. İlk önce Üveys açtı gözlerini. Hemen yanı başında yatan annesine baktı ki o da ne? Annesinin yüzünde tek damla kan kalmamış, rengi solmuş, güzel yüzü buruş buruş olmuştu. Derin derin nefes alıyor, damarları acı ile büzülüyor. Yerinden fırlattı Üveys. Eğilip annesinin nefeslerini dinledi. Nefesler derinden ama yavaş yavaş geliyor. "Anne, anne," dedi. Kadın hafif bir iniltiyle, "Üveysim." "Buyur annem." "Yavrucuğum," dedi. "Bacaklarımı kıpırdatamıyorum. Gece bir hal oldu," dedi. "Ey annem, hekime kadını çağırayım mı?" Kadın gözlerini aralayıp etrafına bakıyor. Henüz güneş çıkmamış. Bu vakitte Üveys'i göndermek istemiyor. Her ne kadar acı da çekmiş olsa. "Biraz sonra gidersin oğlum." Üveys ne yapacağını bilemedi. Babadan yetim kalmıştı. Şimdi de annesi hastalanmış bulunuyor. Çileler çocukluk çağında başlamıştı. Demek ki ömür günleri bir baht elde edemeyecekti. Üveys'in içine bir gariplik çökmüştü. Gözlerinden iki damla yaş yere yuvarlanıyor. Annesine sokuluyor, yüzünü gözünü öpüyor, öpüyor. Hem hıçkırıyor hem de çaresizliğinden pervaneler gibi dönüyor. Az sonra güneş ufuklardan gülümsemeye başladı. Güneşin ilk ışıkları yüksek tepelere aksediyor. Üveys artık hekime kadına gidebilirdi. Biraz daha aydınlık olmuştu.
"Ey annem, hekime kadına gideyim mi? Sen biraz daha sabret," dedi. İzin almıştı annesinden. Fırladı ok gibi hemen kapıdan. Karen köyünün tozlu yollarında uçuyordu sanki. Üveysin koşarak geldiğini gören 15 yaşlarında bir çocuk hemen bir şeytanlık düşündü. Yol kenarındaki büyücek kocaman bir taşın arkasına gizlendi ve Üveys tam oradan geçerken önüne ayağını uzatıverdi. Üveys yüzüstü yere kapaklandı. Fena halde canı yanmıştı. Burnundan kanlar damlamaya başladı. Öteki çocuklar kahkaha atıyor. Bir başka sokağa dalıp gözden kayboldu. Kendisini düşünecek zaman değildi çünkü annesi hastalıktan kıvranıyordu. Burnundan akan kanları aldırmadan koşmaya başladı. Nefes nefese hekime kadının kapısına varıyor. İçeriden bir türlü ses gelmiyor. Belki de hekime uyuyordu. Tekrar tekrar kapıyı yumrukladı. İçeriden ses yok. "Hekime teyze, hekime teyze!" Seslenmek işe yaramıştı. İçeriden bir inilti duydu. "Kimsin? Aç kapıyı, çabuk ol," dedi. "Ben Üveys," dedi. "Annem, annem hastalandı." Kapı gıcırdayarak açılıyor. Yaşlı bir kadın Üveys'i kanlı entariyle görünce telaşa kapıldı. "Ne oldu sana ey Üveys?" "Benim bir şeyim yok," dedi, "ama annem kıpırdayamıyor. Acele edelim." Acele yola düştüler. Düşe kalka eve geldiler. Üveys'in perişan halini gören annesi bir çığlık atıyor ki, "Ey güzel yavrum, bu ne hal?" "Düştüm," dedi anne. "Bende bir şey yok," dedi. Ama kalkamadı tabii annesi. Üveys'in üzerine gitmek, kalkmak istedi ama kalkamadı. Üveys'i kucaklamak istedi ama kalkamıyordu. Hekime kadın işi anlamıştı. Buruş buruş olan dudakları acı ile gerildi. "Kızım, sana felç gelmiş," dedi. "O ne demek?" dedi Üveys. "O ne demek?" "Evladım, artık annen hiçbir zaman yürüyemez," dedi. "Nasıl olur?" "Öyle ey Üveys, belden altı tutmuyor." "Ve bundan sonra annene sen bakacaksın." Üveys koşup annesinin boynuna sarıldı. "Ey güzel annem, senin hizmetine hep ben bakarım," dedi. İşte bundan sonradır ki Üveys hep annesinin hizmetine koyuldu. Yıllar birbiri ardı sıra akıp gidiyor. Çok zaman geçti. Üveys babadan yetim kalmış, annesi onu bugüne kadar büyütmüştü ama ne var ki okutamamıştı. Zaten okuyup yazma bilen insanlar da çok azdı. Fakirlik derdi ise zavallı kadının sırtından bir gün olsun inmemişti. Yokluğun ve fakirliğin çilesi kadıncağızı vaktinden evvel yıpratmıştı. Gerçi Üveys'ten büyük bir oğlu daha vardı ama onun da elinden bir şey gelmiyor. Ve bundan sonra Üveys'te bambaşka haller zuhur edecek. Bambaşka haller olacak Üveys'te.